Ve altını çizelim, 11 Eylül'den itibaren de ABD ordusuyla birlikte Ermenistan tatbikat yapıyor. Şimdi bu koşullar altında gelinen nokta nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yarım kalan iş tamamlanır mı? Sayın Tör şunu söylemişti. Yani ne olacak ya? Paşinyan'ın derdi ne? Yani şu anda tekrar mı savaş çıkarmaya çalışıyor diye sorduğum zaman evet demişti. Sizin düşünceniz nedir? Şimdi Sayın Nur Hanım, tabii yarım kalan işin tamamlanması gibi görünüyorsa da 2. Karabağ Savaşı'nın o günkü konjonktürde ve o gün icra edilen askeri harekatın karakteristiğinden, özelliklerinden, amaç ve hedeflerinden bugün başlatılan terörle mücadele operasyonu biraz farklı. Çünkü evet, 2. Karabağ Savaşı'nda tabii ki daha çok Ermenistan ordusu ve sözde Artsakh dedikleri rejimin silahlı gücü savunma hatlarında bir müşterek harekata iştirak ettiler. Fakat bugün tabii ateşkes anlaşması sonrası oradaki Ermenistan ordusunun kısmi farklı bir teşkilatlanmaya geçmesi, ağırlıklı olarak 10.000 civarında Karabağ sözde oradaki rejimin silahlı gücünü muhafaza etmesi, şimdi ona karşı bir operasyon, terörle mücadele. Yani hem Birleşmiş Milletler'in değişik zamanlarda aldığı karar, grubunun görüşmelerinde alınan kararlar, bugün rejimin, sözde Artsakh rejiminin Cumhurbaşkanlığını işte 9 Eylül'de yaptıkları seçim sonrası dünyanın önünde durduğu, yani burada böyle bir seçim illegal, gayrimeşru olduğunun beyanı gibi bütün koşullara baktığımızda Azerbaycan toprağının egemenliğinin ihlal edildiği bir Karabağ'daki silahlı terörist örgütten bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunun ortadan kaldırılması Azerbaycan Anayasası çerçevesinde Azerbaycan yasalarının burada hakim kılınması, buradaki silahlı gücün tasfiyesi ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün temini ve sağlanması. Şimdi operasyonun karakteristiği bu 2. Karabağ Savaşı'ndan biraz farklı. Evet. Çünkü şöyle, artık burasının bir statüsü, zaten daha önce tartışılan statü yok. Artık burası tamamen şeffaf bir şekilde bir Azerbaycan toprağıdır. Şimdi buradaki silahlı gücünde bildiğimiz bir kolluk gücü gibi bir iç işleri, bir terörle mücadele, oradaki silahlı terörist unsurların temizlenmesi ve tasfiyesi. Şimdi buradan baktığımız zaman Sayın Nur Hanım, tabii az evvel ifade ettiğiniz Amerika'nın tatbikatı, Amerikalılar tatbikatta Sayın Nur Hanım, tatbikatın konularından birisi de halk ayaklanması olursa Paşinyan'a yönelik bunun bastırılmasına yönelik. İşbirliği, ben yani Rusya'nın Paşinyan'ı devirme olasılığına karşı mı? Evet, evet. Yani Rusya'nın orada Paşinyan, az evvel Sayın Hocam İbrahim, Sayın Büyükelçimiz ifade etti. Dedi ki Paşinyan oradan giderse o zaman işimiz daha zor. Amerikan yanlısı bir gibi, yani daha doğrusu Rusya yanlısı. Şimdi onun için Amerika'da Paşinyan'ın iktidarda kalmasını, buna karşı bir halk hareketi olursa bastırılmasına yönelik Amerika'nın bir tatbikatı var. Yani nihayetinde şimdi Paşinyan bir kez daha, yani tıpkı bu vatan muharebesinin hayata geçmesini sağlayan aymazlığında olduğu gibi, yani Batı'nın yap dediğini yapıyor. Yani Batı'nın şu anda kullandığı eleman haline geldi. Aslında o vatan şimdi muharebesi ve yani Ankara-Bakü hattına yakın durmanın çözüm olduğuna yönelik sanki bir hali tavrı vardı. Yani ne oldu da değişti diye soracağım bir cümleyle, çünkü Erdoğan Paşa'mıza da hemen döneceğim. Şimdi yeni gelen bilgilerde de Erivan'da gösteriler var. Her şu anda. Hem hain Paşinyan diye slogan atanlar var. Bazı caddeleri kapatmışlar. Evet. Bir kısmı da Paşinyan yanlısı gösteriler devam ediyor. Şimdi bir iç karışıklık da çıkabilir. Daha önce de yaşandı, bilmiyorum. Dolayısıyla burada şimdi kısacası Sayın Nur Hanım, hem Batı'nın hem Rusya'nın Ermenistan içerisindeki parmağı bizim stratejik kararlarımıza odaklı veya gelişmelere bağlı olarak kendi iradelerini kullanmak için hamleleri de var. Tabii biz bunu hem Türkiye evet. olarak hem Azerbaycan olarak dikkatle takip ediyoruz. Elbette evet. ki dikkat hamlelere göre de gerekli evet. hamleler yapılacaktır. Ama burada sistemli bir şekilde tacizlerin arttırılması son günlerde, bunun arka planını iyi okumamız, Rusya ilişkisi, Batı ilişkisi ve İran ilişkisi gibi bütün bu perspektif üzerinden bakarsak çözümlemek lazım. Evet. Yani peki. bu şekilde daha iyi anlamlandırmak olay olacak. Peki.